1922 yılında büyük zafer kazanılmış, Mudanya Mütarekesi imzalanmış, Bursa yeni kurtulmuş, İstanbul işgal altında, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın Kemalettin Sami Paşa dahil en üst komuta heyeti Bursa'da. Cumhuriyetimiz ilanından tam bir yıl önce 27-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul'dan 500 civarında ilkokul öğretmeni bir vapurla Mudanya'ya, Mudanya'dan Bursa'ya geliyorlar ve ziyaretlerde bulunuyorlar. Kemal Atatürk öğretmenlerle ilgili belki de en güzel konuşmalarından bir tanesini yapıyor. Öğretmen hanımlar, öğretmen beyler. Bugün cidden müstesna bir gün. Önce İstanbul'dan kalkıp buraya kadar geldiğiniz için hepinizi arkadaşlarımla birlikte saygıyla selamlıyoruz. Hakiki zaferi cehaleti yenerek siz kazanacak ve koruyacaksınız. Çocuklarımızı ve geleceğimizi ellerinize emanet ediyoruz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın sebeplerini, anlamını ve nelere mal olduğunu çok iyi bilen sizlere yürekten güveniyorum. Kayıtlara göre 27 Ekim'de öğretmenler Mustafa Kemal Atatürk ve o büyük komuta heyetiyle birlikte oluyorlar. Tek yüksek rütbeli subay olarak Kemalettin Sami Paşa kalıyor Bursa'da ve öğretmenlerle bir arada oluyor Bursa Sultanesi'nin bahçesinde. O kitap bir çay ziyafeti diyor ve orada çok tarihi konuşmayı yapıyor. O seyahate katılan öğretmenlerden birinin yazdığı, o kitabı edindim ve orada net olarak gördüm ki Kemalettin Sami Paşa'nın öğretmenlere hitabı uzunca veriliyor. Orada kendi ailesinden bahsediyor, babasının, kardeşlerinin Sırplar tarafından şehit edildiğini söylüyor. Bunun kendisini çok etkilediğini ve böyle bir asker olmasında, kahraman bir asker olmasında, kahraman kelimesini kendisi kullanmıyor, olmasında çok etkisi olduğunu görüyoruz. Bir yandan Darüşşafaka kayıtlarına, öbür yandan da özellikle tabii Darüşşafaka'daki kaydı bulana kadar ve onu görene kadar o sözleri olduğu konuşmaya ben ulaşmaya çalıştım. Kitaplar aldım, internette araştırdım. Konuşma konusunda ne zaman olduğu konusunda bir fikir edindim ama konuşmanın metnini görmem çok yakında oldu. Kemalettin Sami Paşa aslında çok taze bir paşa. Onun konuşmalarını okuduğum zaman samimi olarak şunu düşündüm. Lütfen kimse abarttığımı düşünmesin. Yani insan o konuşmaları okuduğunda acaba öğretmen mi olmak ister, muzaffer bir komutan mı olmak ister? Yani ikisini de olmak ister. Yani o kadar etkili her ikisinde konuşmaları. Darüşşafaka, Türkiye'de ilk halk mektebi adlı bir kitap var. 1927 yılında yayınlanmış. 2000 yılından beri benim elimde okuyorum, karıştırıyorum. Çok değerli bir kitap. Dedim ki
şehit olan Darüşşafakalılar dışında da Darüşşafakalılar olabilir savaşta. O zaman önemli bir okulu. Kemalettin Sami Paşa'dan bahseden bölümünü itiraf edeyim, o zamana kadar dikkatli okumamışım. Bu kitap diyor ki, Darüşşafaka'nın şu kadar mezunu vardır. Fakat diyor, mezun olmayan insanlar içinde de Darüşşafaka'yı çok seven, sayan, bahseden insanlar vardır. Mesela diyor, geçenlerde Bursa'daki bir müsamerede Berlin sefirimiz Kemalettin Sami Paşa Darüşşafaka'dan istahişle bahsetmiştir. Biz diyor onları da hesap etmeliyiz Darüşşafaka'dan yetişenler arasında. Kemalettin Sami Paşa'yı araştırdığımda aslında çok yaygın olarak tanındığını, üstünde çalışmalar olduğunu öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım şey bizim kayıtlarımızda, Darüşşafaka'nın kayıtlarında Kemalettin Sami Paşa'nınla ilgili bilgilere ulaşmaktı. O da biraz pandemi nedeniyle zaman aldı. Çok değerli dostumuz doktor öğretim üyesi Mustafa Özkat kaydın tamamının transkripsiyonunu yaptı ve orada çok açık bir şekilde Kemalettin Sami Paşa'nın Darüşşafaka'ya kaç yaşında, ne zaman girdiğini, kaç yıl okuduğunu, ne zaman ayrıldığını, hatta orada Kemalettin Sami Paşa'nın Berlin seferi olduğu da yazılı. Ve gördüm ki bizim Darüşşafakalılar içinde de Kurtuluş Savaşı ile ilgilenen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. TRT'de çalışan gazeteci bir arkadaşımız, kardeşimiz var, Cevdet Cantürk. Ben ona sordum. Dedim ki, Cevdet, böyle birisi var. Dedi ki, Kemalettin Sami Paşa benim bu kelimeleri kullandı, kahramanlarımdan biridir dedi. Ve işte Karakol Cemiyeti, hatta bana şeyi söyledi. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşli'nin tanıdığı nasıl ondan uzun uzun bahsettiğini. Hem bir Darüşşafakalı ve hem de bir Darüşşafaka sevdalısı olarak Darüşşafaka'nın tarihine gönül vermiş Beşir Özmen Bey, sürekli bulduğu her objeyi değerlendirmek gibi özelliğe sahip. Bu çerçevede bulmuş olduğu objeleri, fotoğrafları, belgeleri benim de Osmanlı Türkçesine olan aşinalığım nedeniyle Kemalettin Sami Paşa ile ilgili bana yazmış olduğu bir yazıyı göndermişti. Bir edebiyat öğretmeni gözüyle bu yazıyı nasıl değerlendireceğim hususu. Nitekim Kemalettin Sami Paşa'nın kayıtları içerisinde bir not düşürmüştü, Süleyman Paşa'nın yakınıdır diye. O zaman anladım ki Süleyman Paşa hem bu idadilerin şekillenmesinde hem de çevresindeki özellikle o devirlerde babası olmayan çocukların bu güzel eğitim kurumunda eğitim görmesinde çok büyük fonksiyon olmuş, büyük bir devlet adamı. ...2007-2008 yıllarında Kuleli Asker Lisesi hem bir kışla olarak tarihçesi hem de eğitim tarihini araştırırken askeri dersler nazırı Süleyman Paşa ismini ilk kez orada duymuştu.
sivil idadilerin açılışı 1873-74 yıllarına denk geliyor. İşte o sivil idadilerle birlikte, özellikle Sultan Abdülaziz döneminde bu Süleyman Paşa'nın idadilerin kuruluşunu ve düzenlemesini yapması itibariyle çok büyük bir fonksiyonun olduğunu duymuştum. Ve bunu tarihçiye de kaydetmiştik. Süleyman Paşa askeriye ders nazırı. Darüşşafaka'ya çok çok önemli iki hizmeti var. Biri, Darüşşafaka'nın iyi bir eğitim sistemine sahip olması için çalışıyor. İki, konumu gereği Darüşşafaka'ya en iyi askerlerin gelip ders vermesini sağlıyor. Onu da ben saygı ve rahmetle anıyorum. Darüşşafaka'nın bugün bu halde bulunmasında çok emekleri var. Muhtemelen de Kemalettin Sami Paşa'nın Darüşşafaka'ya girmesine de belki vesile oluyor. Darüşşafaka'da öğrenim görenlerin kütük defterleri, ki bütün okullarda bu böyledir, bir kütük defteri vardır. Bizim son derece ayrıntılı tutulmuş bir künye defterimiz var öğrenciler için. Dersimin olmadığı zamanlarda bu kütük defterlerini inceleme imkanı da buldum. Her öğrencinin karşısına o öğrencinin nereye gittiği, ne iş yaptığı ile ilgili bilgiler de kaydedilmiş. Buradan şunu anlıyoruz ki Darüşşafaka yetiştirdiği, öğrenim verdiği öğrencilerini boş bırakmamış. Sonradan da takip ederek onların mesleki hayatta nereye geldiklerini de kayıt altına almış. Bu aslında çok önemli bir şey. Darüşşafakalılar büyüklerine abi derler. Böyle bir abi kardeşlik ilişkisi var. Bugün öğrenim gören her öğrencinin Darüşşafaka'dan mezun olmuş Ahmet Rasim gibi, İsmail Safa gibi, işte Ali Kami gibi bütün bu geçmiş mezunlar da birer ağabeydir. Kemalettin Sami Paşa'nın iki abisi, biri Yusuf İzzet Met, Yusuf İzzet Paşa, kendisinden biraz büyük, general. Başka bir abisi, Mehmet Sabri Toprak, o sivil, Sakarya Savaşı'nda birlikte savaşıyorlar. Aynı savaşta iki Darüşşafakalı general, yani bu bir Darüşşafaka olarak beni, yani bu ülkenin bir insan olarak beni çok heyecanlandırıyor. Hatta Mehmet Sabri Toprak o tarihte posta telgraf umum müdürü, yani bütün haberleşmenin başındaki kişi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel olarak da çok yakın dostu. Darüşşafaka'da sadece fakir öğrencilerin ya da fakir ailelerin çocukları öğrenim görmüyor. Darüşşafaka, evet, babası olmayan, dolayısıyla eğitim görmeye muhtaç ama aynı zamanda başarılı öğrenci istiyor. Darüşşafaka Fatih'te açılmıştı. Öğretmenlerin büyük bir bölümü askeriydi, askerdi. Kemalettin Sami Paşa nasıl mühendishane-i Berr-i Hümayun'dan mezun olduysa, malum 18. yüzyılın sonunda ilk açılan 4 yüksek okuldan biri Mektebi Harbi, biri Mühendishane-i Berr-i Hümayun, biri Mühendishane-i Bahr-i Hümayun, biri de
Mektebi Tıbbiye. Şu an askeri müze olarak kullanılan Taksim'deki askeri müze Mektebi Harbiye. Yani harp okulu. Bu Mektebi Harbiye'de görevli öğretmenlerin büyük bir bölümü Darüşşafaka'da da öğretmendir. Hatta ve hatta Kuleli Askeri Lisesi, ki o zamanlar Kuleli Askeri İdadisi'ndeki öğretmenlerin büyük bir bölümü de yine Darüşşafaka'da öğretmen olarak görev yapmışlar. Ders kitaplarını da kendileri yazdığı için şu an müzemizde bu öğretmenlerin kaleminden çıkmış, o devirde basılmış yüzlerce kitap var. Hatta o devirde bir Darüşşafaka kütüphanesi oluşturulmuş. Bastırdıkları bu ders kitaplarına, özellikle iç kapağına geliri Darüşşafaka'ya tarafından değerlendirilecektir ibaresini de koymuşlar. Kemalettin Sami Paşa'nın Mühendisane-i Berri Hümayun öncesi eğitiminde Darüşşafaka bildiğimiz bir şey değildi. Sanırım bilinen de bir şey değildi. Yani kısmet oldu, bunu da öğrendik. Sonra bizim defterlerimizde, kayıtlarımızda görebildik. Bir ekip çalışmasıyla oldu. Müzeler yetkilimiz Yeşim Temel'in çok emeği var. Mustafa Özkat Hocam'ın çok büyük emeği var. Ben şunu da söylemek istiyorum. Kemalettin Sami Paşa ile birlikte Darüşşafaka ve Kurtuluş Savaşı konusunda başka bilgilere de ulaştık. Size de çok teşekkür ediyorum. Belgeselinizi izledim. Ben şahsen çok da bilgilendim ve özellikle Sakarya'da yani ülkemizin ve ulusumuzun kaderinin nasıl belirlendiğini, nasıl geldiğini ve gittiğini gördüm. Kemalettin Sami Paşa bizi daha geniş bir bilgilenmeye de götürdü.